bu. Tabii. Peki o zaman gitmeyen bir evlilik varsa ayrılırsın. Yeme bizi. Ama ben mutsuzum. Zaten biz hiç iyi anlaşamıyorduk. Evlilik devam ediyor. Benimle görecek. Yok canım ya. Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. Yani bu şekilde bunu, olmaz. Bu şekilde olmaz. Onurma, çok zor. Gururlu mu? Yani herhalde. Gururlu bir kadın zaten bunu. Evet. Ha, adam boşanma davası açmıştır. O süreçte tanışmışızdır. Bu başka, başka bir şey. Canım. Aynen öyle. Anladın mı? O başka bir şey. Şimdi bir sahnesinde İmam Hatiplilere söylediği çok ağır ithamlardan dolayı yargılanmıştı. Devam ediyor evde hapis süreci. Devam değil mi? Şimdi bir itiraz var. Evdeki hapsede itiraz etti avukatı. Bakalım sonuç ne olacak, bir konuşalım. Sahnesinde İmam Hatip mezunları için söylediği çirkin sözler yüzünden tutuklanan. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. Yapılan itiraz sonucu cezaevinden tahliye olan. Hayda gir, Sercan gir. Gülşen Hanım, Gülşen Hanım, tek gelme etmeyecek misiniz? Gülşen Hanım. Yargılanma sürecinde ev hapsi cezası alan Gülşen bir kez daha itiraz etti. Ev hapsinin kaldırılmasını isteyen Gülşen'in avukatı itiraz dilekçesini savcılığa iletti. Gözler çıkacak karara çevrildi. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. İşte detaylar. Sahne kıyafetleri sebebiyle teşhircilikle suçlanan, seyircisine kucak dansı yapan evli ve bir çocuk annesi Gülşen, İmam Hatip mezunlarına sapık dedi. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. Haddini aşan şarkıcının sözleri infial yarattı. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. Savcılık çirkin açıklama hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan Gülşen tutuklandı. Gülşen'in tutuklanması sanat camiasında şok etkisi yaratırken avukatı karara itiraz edeceğini duyurdu. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. Gülşen tahliye oldu. Hayda gir, Sercan gir. Gülşen Hanım, Gülşen Hanım, tek gelme etmeyecek misiniz? Gülşen Hanım. Tahliye kararıyla Gülşen cezaevinden ayrılırken ev hapsinin devam edeceği duyuruldu. Gülşen'den yeni hamle geldi. Şarkıcının avukatı dün savcılığa itiraz dilekçesi sundu. Ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu. Çıkacak karar merak konusu oldu. Gülşen serbest kalacak mı? Sahnelere geri mi dönüyor? İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. Öyle mi diyorsun? Ben öyle diyorum. Şimdi herkesin bir fikri var. Gülşen serbest kalır mı, kalamaz mı? Ev hapsi devam edecek mi, etmeyecek yani, mi? Yani bence serbest kalır. Çünkü bana da kalır gibi geliyor. Yaptığı iş söylem. Yani dolayısıyla muhtemelen kalır. Ama kin ve nefret suçu var. Ama o yara geçmez. Geçmez. Seren sence? Bence devam edecek ev hapsi Gülşen'in. Yargılanma süresince devam edebilir. Yani en az bir 3 ay devam eder diye düşünüyorum. Öyle ben. Mi diyorsun? 3 ay yani, en az diye düşünüyorum. Öyle seni düşünüyorum. Allah kahretmesin, ben ne diyeyim sana. Okay. Onu biraz da ekrana vereceğiz, gösterme. Ya, ben ne diyeyim? Yani bu devam edebilir. Tabii ki devam etmez inşallah. Ama bence cezaevinde tutulması usulsüz bir durum olacaktı. Evet. O yüzden cezaevinden çıkarıldı ama ev hapsi bu kadar kısa sürede bitecek gibi gözükmüyor. Şimdi ben ev hapsi bilmiyorum bir yani, yanlış da olabilir. İnşallah tabii ki bitsin. Ben ama bitsin isterim. Evine herkes girmeye çıkabiliyor. Niye? Ha öyle mi? Değil mi? Kendisi gidemiyor. Kendisi çıkamıyor. Bir elektronik kelepçe var. Birkaç metre şey var, toleransı var. O metreyi aşınca sanırım bir uyarı var. Ben onun yerinde olsam ikametimi çalıştığım gazinoya alırım. Oraya yatak koyarım. Sahneye taşıyorum. Onu yapabilirim o zaman. Aklıma bu geldi. Bana olsaydı böyle bir sen şey. Bir, tabii bir yalanla düşünürdün. Ben ikametimi alırdım şeye, çalıştığım yere. Orada yaşamaya karar verirdim. Orada da amplak konserler. Akşamları da sahneye çıkardım ve evim derdim. Bunu yapardın sen. Sen bunu yapabilirdin biliyor musun? Ben yaparım. Ama ben, güzel olmaz ben mıydı? Ben evden de veririm konser. Ama sanırım ev hapsi deyince. Benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Tabii canlı biz, konser mi? Evet biz bunu tabii. Ya biz bu yaptırımı ne kadar fazla yaparsak
daha çok büyütüyoruz ve büyüyor star olarak. Onun için bence bütün prangalarını serbest bence bırakmamız serbest lazım. %100 çünkü mesela ben olsam, sen öyle yapardın, ben olsam bir canlı konser yaparım evimde. İnan en az 3 milyon kişi seyreder. Şey Instagram falan kullanabilecek mi yani, ya? 3 milyon ama sizin hayır. Anlamadığınız bir şey var ki Gülşen'le ilgili değil. Ama işte hayır. Gülşen'le ilgili değil. Ama işte niye? Yani olmasın bu, yani. Bu, o taraf bu taraf oldu. O taraf bu taraf sanki bu temsilci gibi oldu. İşte o taraf yani böyle bir şey. Bunun Gülşen'le bir alakası yok. Gülşen bunu anlasaydı zaten bu şu hareketlere bu kadar çok girmeyecekti. Başında derde girmeyecekti. Boşu boşuna kendisi gül gibi hayatını mahvetti valla. Bir dijital platformda hayat hikayesi gelir mi? Artık bence iletişim, her şey gelebilir. Bence iletişim de yasak. Hayır ama yani Gülşen'in de hayat hikayesi gelse devamlı ya evli erkeklerle bir aşk hikayesi var. Evli erkeklerle değil ya, bir kişiyle. Erol Köse'yle sadece yasak aşk tamam. yaşadın. İşte. Başka yok. Başka var mı? Kapatsana hayatım. Telekom'dan arıyorlar. Yani bir tek Erol Köse'yle o da. Değil mi? Başka erkeklerle hayır işte, derken evli, bir tek Erol Köse'yle bir yasak işte aşk yaşadı. İşte Reha Muhtar var. Yani çok Reha Muhtar evli enteli, değil de ama. Hayır. Yok yok, Ozan Çolakoğlu evliyken tanışıyorlar falan ya, onu söylüyorsun. Ya şimdi o başka bir konu. Şimdi konumuz o değil. Hayat hikayesi diyor. Ha, hayat hikayesi. Bir dijital evet. platforma gelir mi yani, bir Madonna gibi hikaye? Yani. Tamam, hayat çıkıp hikayesi yapılacak çok önemli starlar var Türkiye'de. Yani şimdi birisine sapık diye cezaevine girdi diye cezaevi o, hepimiz girdik o zaman. O hiç kimsenin hayatı, herkesinki daha enteresan. Yani seninki, çok fazla. Seninki, esas benimki yapılmalı. Hadi ben nefret iki verelim hayatım onun dijitale sunalım. Nefret şimdi, adlı kitap yazmıştık ama onu biraz daha film senaryosu haline getirmek için abarttık falan. Biraz daha hikayeye çarpıttık. Nefret diye bir film var. Ama evet. Yapa yapa zaten hayatında öyle çarpıttın. Şimdi ikinci bölümünü yazmaya geliyor, başlıyorum yakında. Geliyor. Nefrette aklımız şey var mıydı? Hapse girmem bilmem yok, ne. Canım, yok canım oraya değil kadar mi? Değil. İşte öyle yok, abartı yok. Abartı kendini zorla hapse de soktun. Yok orada değil. İşte bundan sonraki yani şimdi şey Gülşen'in hani kalkıp da bir topluluğa hakaret etti diye onun hemen hayat hikayesini falan yani işte bak ne oluyor biliyor musunuz Türkiye'de? Bu bir gerçek. Kadını hepiniz yargılıyordunuz. Ne zaman cezaevine girdi? Bu sefer pozitif düşünmeye. Ne zaman? O zaman kahraman yapıyoruz hemen. Kahraman hemen değil ama üzülüyorsun ya. Ben üzüldüm. Yani tabii ki insan olan üzülmesi lazım. O arabaya binerken sonra şimdi dedim ay oğluna kavuşacak. Yani tabii bütün tabii resmi ki, düşünüyorsun ama ya. Biz hepimiz de ne yaparsak yani ben kendimiz bu, yapıyoruz bunu, tabii. Ben böyle bir şey, ben her türlü kadının bak orada biz 1000 tane kadınla gördüm. Peki, bütün kadınlar için çok yazık ya. Tabii 20 ki, tabii ki öyle, tabii ki var. Çocuğunu öyle. Görmeden ölen var. Tabii yani ki hani öyle. Reklama gideceğiz canlarım ama dönüşte dünden bugüne hapse girmiş ünlü kadınları vereceğiz. Öyle mi? Reklamlardan sonra ve nedenleriyle beraber. Tanıdık var. Tanıdık var.